Bugün burada Sayın Kaymakamımızın himayelerinde sizlerle birlikte bir iftar davetinde beraberiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin adımlarına sıhhat selamet versin inşallah buraya kadar teşrif ettiğinizden dolayı. İçinde bulunmuş olduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyorum yine tekrar. Tabi bugüne kadar belki Ramazan'ı tebrik etmediğimiz diğer misafirlerimiz olabilir. Onların da Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etmiş olayım. Rabbim yakında kavuşacağımız mübarek Ramazan bayramımızı da sağlık, sıhhat içerisinde geçirmeyi nasip etsin inşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Aynı zamanda bugün malum milli bir bayramımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Bu vesileyle bayramımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Daha nice nice bayramlara erişmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabi bugün çok muhterem, çok kutlu bir heyetle beraberiz. Şehit ailelerimizle beraberiz, gazilerimizle beraberiz. Sizler bizlerin başımızın tacısınız. Sizler bizim şerefimizsiniz, onurumuzsunuz. Rabbimizi başımızdan eksik etmesin. Hayatını kaybetmiş olan, Allah yolunda canını seve seve vermiş olan aziz şehitlerimize ben Yüce Rabbimden rahmet diliyorum, mağfiret diliyorum, mekanları cennet olsun diyorum. Tabii hayatlarını kaybetmiş olan gazilerimize de Yüce Allah'tan rahmet, mağfiret diliyorum. Hayatta olan muhterem gazilerimize, muhterem kardeşlerimize, büyüklerimize de Rabbimden sağlık, sıhhat ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Ben bu vesileyle tekrar sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli şehit ailelerimiz, gazilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, dernek başkanlarımız var. Malum gaziler dernek başkanımız, muhalif gaziler dernek başkanımız. Ben de hepinizi öncelikle saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayımızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Tabii bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın da bayramını kutluyorum. Yakın zamanda bir aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bu vesileyle Kadir Gecenizle birlikte Ramazan ayınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Gazilerimizle, değerli daire amirlerimizle bugün birlikteyiz. Daha önce kaymakamlığın sebebiyle çok konuşma yaptım. Ancak şehit ve gazi ailelerine hitap ederken ayrı bir heyecan, ayrı bir hüzün var içimde. Şehit ailelerimizle bir araya geldiğimiz zaman her zaman kendimizi şehit ailelerimizin yerine koyuyoruz. Gazilerimizin yerine koyuyoruz. Vatan uğrunda, millet uğrunda bir kardeşten, bir eşten, bir evlattan vazgeçmek çok zordur. Bunun hepimiz farkındayız. Gazilerimiz için bir organından, canından, bir parçadan vazgeçmek çok zordur. Bunun farkındayız. Ancak her şeye rağmen gururluyuz. Çünkü vatan için, millet için candan da, maldan da, efendim bir organdan da vazgeçmek bizim hepimizin
mukaddes bir görevidir. Dolayısıyla kaymakam olarak bizlere nasip olur mu bilmiyoruz ama gerçekten bu dünyada vatan uğrunda, millet uğrunda efendim can vermek arzusundayız. Şehadete ulaşma hedefindeyiz. Buradaki tüm kardeşlerimin de aynı duyguyu hissettiğini düşünüyorum. Şimdi tabii bugün bir araya gelmemizde vesile olmak isteyen bir sürü iş adamlarımız oldu. Dediler ki kaymakam bey, biz şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelmek istiyoruz, biz sponsor olmak istiyoruz diyen öncülerimiz var, kanaat önderlerimiz var, iş adamlarımız var. İlçe jandarma komutanımız sağ olsun efendim dedi, biz öncülük yapalım, gazilerimizle bir araya gelelim. Biz de nezaketle geri çevirdik. Şehit ve gazi ailelerimiz devletimizin baş tacıdır. Biz bugün burada devletimizin adına Cumhurbaşkanımızı temsilen bu yemeği veriyoruz. Müftü hocamızın dua ederken sözünü düzeltmek istiyoruz. Biz burada belediye adına yemek vermiyoruz. Kaymakamın adına da yemek vermiyoruz. Kaymakamlığın veya herhangi bir ismin hiçbir önemi yok. Bugün burada hepiniz devletimizin misafirisiniz. Dolayısıyla bunu buradan tekrardan vurgulamak istiyorum.